Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok şükür. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için ekibimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hem enerjinize, hem ekip kadronuza, hem bizlere burada göstermiş olduğunuz güler yüzden dolayı teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Osman abi diyeceğim ben sana, çünkü işin mutfak kısmını da biz gerçekten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik Osman abiyle. Hakikaten şimdi istiyorum ki bunları bir de ekran karşısına taşıyalım. Tabii. Önceliğimiz sizleri tanımak olsun biraz. Osman abi kimdir aslında? Ben Osman Aygün, evliyim. 4 tane oğlum var. Maşallah abi, Allah bağışlasın. Daha selam gönderelim. 25 yılı aşkın bu işi yapıyorum. Hı hı. Kendi mesleğim. Peki bu hikaye, bu serüven nasıl başladı? Yolculuk aşamasında neler yaşadınız? Hani hayaliniz miydi? Hep şöyle bir işletmem olsun mu dediniz? Yoksa tamamen biraz daha ticarette odak mı düşündünüz? Yani nasıl karar verdiniz? Askerden geldikten sonra da bu işi yapıyordum. Ondan sonra da depremden sonra bu iş daha... Yani karar verdim. Deprem, yani daha önce de bir aşçılığım vardı. Hı hı. Ondan sonra da böyle bu tip bir yer açmayı düşündük. O zaman önce işin mutfak kısmında çalıştın mı? Tabii. Yani hala çalışıyorum. Yani hı hı. Uzun yıllar. Mutfak kısmı uzun yıllardan beri devam ediyor. Sonra da ani bir kararla işinizi kurdunuz. Yani. Peki, Düzce'de ne kadardır var işletmeniz? Düzce'de 99 sonrası Düzce'de devam ediyorum. 99 burada. Sonrası. Bu bahsettiğiniz de 99 depremden sonra. Depremden sonra karar verdiniz. Evet. Çok güçlü bir ekip kadrosuyla da çalışıyoruz. Birazdan değinmiş olacağız. Şimdi işletmemizdeki faaliyet alanlarımızdan bahsetmek ve konuya yavaş yavaş giriş yapmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi aslında ürün yelpazelerimiz oldukça geniş. Sulu yemek çeşitlerimiz var. Dönerlerimiz, iskenderlerimiz, pidelerimiz. Şimdi ızgara çeşit bahsedelim mi? Menü iskenderimiz hızlı gidiyor. Sulu yememiz zaten öyle. Pide lahmacunumuz çok güzel. Hı hı. Herkes memnun. Ya günlük 14 çeşit sulu yemek çeşitimiz var. Bunlar her gün değişiyor. Her gün 4 tane, 5 tane günlük değişir. Şimdilik öyle. Peki bu her gün değişen menümüzü siz mi belirliyorsunuz? Hani her gün farklı menüler çıkartıyorsunuz? Yok, ben günlük ya da haftalık liste yapıyorum. Hı hı. Ona göre değişiyor. İşin mutfak kısmında siz yer alıyor musunuz peki? %90 alıyorum. %90 alıyorsunuz. Evet. Peki Osman abi, şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Kendi ürünlerimiz, yani çiftliğimiz var aslında. Evet. Bundan biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim dışarıdan hayvan almıyoruz. Kendi çiftliğimizden kesiyoruz, temin ediyoruz. Şimdi yeme içme sektörü ve hizmet sektörü aslında gerçekten zorlu bir süreç. Zor. Burada sizler çok güçlü bir ekip kadrosuyla çalışıyorsunuz. Evet. Sevgili izleyenlerimize de bahsetmiş olalım. 14 kişilik hakikaten güçlü bir ekip kadromuz var. Zaten işletmemiz de gerçekten aile gibi. Burada herkes evet. Çok güler yüzle karşılıyor sizi. Alt katımızda şu an yoğunluk var. O yüzden biz üst katımızda çekimlerimizi evet. Gerçekleştiriyoruz. Bu noktada yeme içme sektörlerinde bizim her zaman sorduğumuz bir soru vardır. Yani kalitede ve hijyende. Sizler bu noktada nelere dikkat ediyorsunuz? Ya bizim hijyen konusu her zaman önde geliyor. Yani temizlik bizde önde. Ürünler zaten çok kalite. Zaten biz et üzerine çalıştığımız için etimiz de çiftliğimizden geliyor. Sebze de yani iki günde bir zaten soğukhava depomuz var. Orada muhafaza ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Osman abiye vermiş olduğu değerli bilgileri için ve bu bilgileri bizlerle ve ekranlarla buluşturduğu için efendim. Biz de acıktık aslında, röportajımızın da bu noktada üzülerek sonuna geldik. Biz bu lezzetlerin tadına bakarken siz de bir sonraki durağımızda geçip bizi bekleyin. Ama Efteni Gülü'nü unutmasınlar. Bizleri tercih edin. Çıkın çıkın gelin diyoruz.
Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.